1920 yılında Atatürk ve arkadaşları hakkında verilen idam kararı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 1920 yılında İstanbul'da kurulan Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edilmişti. Peki gerekçe neydi ve idam kararı nasıl alındı? Mustafa Kemal ve arkadaşlarını idam kararına götüren süreç nasıl gelişmişti? Bu olayın tüm perde arkasını videomuzda sizler için derledik. Bu tür videolarımızın devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Evvela Divan-ı Harp nedir? Bu soruyu yanıtlayarak başlayalım. Divan-ı Harp, 1837 tarihli ceza kanunnamesine göre mevcut siyasi ve askeri düzeni değiştirmek gibi eylemlerde bulunan kişileri yargılayan ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından kurulan yüksek askeri bir ceza mahkemesidir. 1920 yılına gelindiğinde Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından bir kararname çıkarılır ve Divan-ı Harplerin başkan ve üyelerinin tayinleri doğrudan Harbiye nezaretine bırakılır. Yani hükümet kimi isterse o kişiler bu mahkemelerde yargıç olur. Ayrıca o yıllarda Divan-ı Harp mahkemelerinin verdiği kararlarda İngilizlerin büyük etkisinin olduğu da bilinen bir gerçektir. Nitekim meşhur İngiliz mandacısı Said Molla Divan-ı Harp mahkemesinin sorgu hakimliğine getirilir ve İstanbul Divanı Harbi Örfisi tarafından Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa Ermeni tehciri suçlamalarıyla idama mahkum edilir. Bu arada videomuzda birisinden daha bahsetmek istiyoruz. Salih Hulusi Paşa. Salih Hulusi Paşa da Kuvayi Milliye'yi ülkenin tek kurtuluşu olarak gördüğü için İngilizlerin etkisi altındaki Padişah Vahdettin tarafından görevden alınmıştır ve yerine yine İngilizlerin isteği doğrultusunda Damat Ferit Paşa tekrar sadrazam olarak atanmıştır. 5 Nisan 1920'de yeni hükümeti kuran Damat Ferit Paşa ve sadece 6 gün sonra Şeyhülislam Dürrizade Kuvayi Milliyeciler kafirdir şeklinde fetva çıkarır. Bu fetvalar İngiliz uçaklarından aşağıya atılırken 18 Nisan 1920'de ise Kuvayi İnzibatiye kurulur. Amaç Kuvayi Milliyecileri öldürmektir. Yani vatanı İngiliz, Rus, Fransız, İtalyan, Ermeni, Yunan ve ne varsa onların işgalinden kurtarmaya çalışan tüm insanları yakalayıp öldürmek için kurulan bir teşkilattır bu. İşte öyle bir dönemde Mustafa Kemal ve arkadaşları da Ankara'da kurdukları mecliste kendileri hakkında verilen hiçbir fermanı tanımayacaklarını, Türk milletini temsil eden tek yerinde Büyük Millet Meclisi olduğunu ilan ederler. Bunun üzerine Damat Ferit Paşa hükümeti, Nemrut Mustafa Paşa'nın başkanlık ettiği İstanbul 1. Divan-ı Harbi Örfi'de Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını gıyabında yargılarlar. Kuvayi Milliyecilerin birçoğu idama mahkum edilir. Padişah Vahdettin ise 24 Mayıs 1920'de bu kararı onaylar. Günümüzde İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın dedesi Ali Kemal, Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında yargılama yapıldığı sırada Mustafa Kemal'e ve Ankara'daki haydutlara idam şeklinde bağırarak slogan atar. Evet, Divan-ı Harp'te verilen idam kararları o dönemde yayın yapan Alemdar gazetesinde Mustafa Kemal Paşa ve hampalarına idam kararı şeklinde verilir. Yine takvim-i vekaide 25 Mayıs 1920'de padişahın bu kararları onayladığı duyulur. İşte Divan-ı Harbi Örfi Riyasetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları için çıkardıkları idam kararının tam metni. Kuvayi Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3. Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, eski 27. Fırka Komandanı, Miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, eski 20. Kolordu Komandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Washington Elçisi ve Ankara Milletvekili Midilli Alfred Rüstem ve Sıhhiye Eski Müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversite Batı Edebiyatı Eski Öğretmeni Halide Edip Hanım'ın ayrıntıları 11 Mayıs 1336 tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzere Mülkiye Ceza Kanunu'nun 45. maddesinin 1. fıkrası delaletiyle 55. maddesinin 4. fıkrası ve 56. maddesi uyarınca sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla her türlü resmi ünvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla
kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul 1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir. Bu padişah buyruğunu yürütmeye ise Harbiye Nazırı görevlidir.